Bismillahirrahmanirrahim. Bab hükmül meniyyi hel huve tahirun em necis. Bu babda meninin hükmü nedir? Temiz midir, necis midir? Bunda ihtilaf olduğundan dolayı bunu beyan ediyor. İmam Ebu Hanife ve ashabi indinde meni necistir. Kuru olursa ufalanır, temizlenir. Yaş olursa yıkanılır, temizlenir. İmam-ı Malik'e göre de meni necistir. Yıkanması vaciptir. Uvalamakla temizlenmez. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Ahmed'e göre de meni temizdir. Onun gusli icap etmez. Ufalanması da icap etmez. İşte bu imamların böyle aralarında ihtilaf olduğundan her birisinin de ayrı ayrı delilleri var. Delillerini burada zikrediyor. Haddesena ibn-i Merzuk, kâle haddesena Bişru ibn-i Umar, kâle haddesena Şuabetu anil Hakem, an İbrahim'e an Hammam ibn-il Haris. Ennehu kan Hammam ibn-i Haris oldu, nazilen misafir olarak indi. Ala Aişe'te radıyallahu anh Hazreti Aişe'ye misafir olarak geldi, ona misafir oldu. Fehteleme ihtinam oldu. Hazreti Aişe radıyallahu teala anha onun yatması için yatak gibi bir şey verdi. Onda yattı. Sabahtan kalktı ki Bismillahirrahmanirrahim. Bâb hükmül meniyyi hel huve tahirun em necis. Bu bab meninin hükmünün ne olduğunu beyan ediyor. Meni temiz midir? Necis midir? Bunda mezahip arasında ihtilaf olduğundan beyan ediyor. İmam Ebu Hanife ve ashabına göre temizdir. İmam-ı Malik'e göre necistir. İmam Malik'e göre de necistir. İmam-ı Şafii ve İmam Ahmed ibn Hanbel'e göre temizdir. Bu ihtilafı beyan ediyor. Sonra necis olursa ne surette temizlenecek? Yıkanacak mı? Yoksa kurudu falanırsa temizlenir mi? Bunda da ihtilaf olduğundan bunu da beyan ediyor. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Bişir ibn-i Ömer kâle haddesena Şuabetu anil Hakem an İbrahim'e an Hammam ibn-i Haris ennehu kâne nâzilen ala Aişete radıyallahu anha. Hazreti Hammam Hazreti Aişe'ye misafir olarak geldi. Fehteleme. Orada yattı, ihtilam oldu. Fereethu cariyetun li Aişete. Hazreti Aişe'nin bir cariyesi vakti gördü ki Hammam ve huve yasilu eserel cenabeti min sevbihi, elbisesinden cenabet eserini yıkıyor, yani meninin bulaşmış oldukları yerleri yıkıyor olduğunu gördü. Ev yasilu sevbehu, ravi rivayet ediyor ki yasilu eserel cenabe mi dedi yahut da yasilu sevbehu mu dedi. Her iki surette de elbisesini yıkıyor. Elbisesini neden yıkıyor? Yani meni bulaşmış da bunun için yıkıyor. Çünkü ihtilam olmuştu. فَاَخْبَرَتْ بِذَٰلِكَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. Bugün Hazreti Aişe'ye haber verdi. فَقَالَتْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. Hazreti Aişe buyurdular ki لَقَدْ رَأَيْتُنِي. Ben beni gördüm. وَمَا اَزِيدُ. Ben ziyade etmezdim. عَلَا اَنْ اَفْرُكَهُ. Ufalamaktan bir şey ziyade etmezdim. مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Resul-i Ekrem Efendimiz'in elbisesinden, yani Resulullah Efendimiz'in elbisesine meni isabet ederdi. Ben onu ufalardım, yıkamazdım. Yani bunu beyan ediyor ki, Hammam'a diyor ki, sen niçin bu zahmete düştün? Sen de madem kuru bu, ufalarsın, temizlenir. Şimdi bu hadis-i şerif delalet ediyor ki, meni necistir, ufalanır, temizlenir. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب بن جرير قال شعبة أخبرنا عن الحكم فذكر بإسناده مثله. يقارك سنة شعبة حكم دن رواية إلتي. Burada da yine شعبة حكم دن رواية ediyor. Fakat Tahavi'nin şeyhi yukarıda İbn-i Merzuk, burada da Ebu Bekir. Yani bir hadisi şerifin iki senedi oluyor. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو الركبي عن زيد بن ابي أنيسة عن الحكم عن ابراهيم النخعي عن همام عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. وحديث شريف ده
yine Hakem'den İmam-ı Tahavi Fehad Terik ile rivayet ediyor. Hadis-i şerif eynel hadis-i şerif. Haddesena Ebu Bekret'e kâle, haddesena Yahya ibn-i Hammad kâle, haddesena Ebu Avane anil Ameş, an İbrahim'e an Hammam'in fezekere nehvehu. Başka bir senetle yine Hammam'dan rivayet ediyorlar bu hadis-i şerifi. Haddesena Fehdun kâle, haddesena Aliyyün. قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن الأعمش فذكر مثله بإسناده أين حديث شريف ديگر بسنده فهترك إلى geliyor. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد وهمام عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله أين حديث شريف ديگر بسنده. حدثنا فاتن قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة مثله. diğer bir senet daha aynı hadisi şerifin hepsi Hazreti Ayşe'ye dayanıyor bunların. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود أبو داود طيالسي rivayet ediyor. قال حدثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها مثله. yine Hazreti Ayşe'den aynı hadis rivayet ediyorlar. Bu Hazreti Ayşe radıyallahu teala anh'den rivayet edilen hadisin bu sonki senette olan bir ziyadesi var ki gayre ennehu kal. Evet, bu hadiste diyor ki şu kadar var ki Hazreti Ayşe buyurdular ki lekad re'eytuni, ben gördüm beni ve ma azidu, ben ziyade etmezdim ala en ahuttehu minethev, Resulullah Efendimizin elbisesinden silmekten başka ziyade etmezdim. Yukarıda اَفْرُكَهُ, burada da اَحُدَّهُ, fark ufalamak, اَحُدَّ kazımak. فَاِذَا جَفَّ دَلَكْتُهُ, yani Resulullah Efendimiz'in elbisesinde meniyi gördüm mü onu oradan kazırdım. Kazıdıktan sonra kurudum, ufalardım. حَدَّسَنَا بِنَ اَبُوْ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ اَسْمَى قَالَ حَدَّسَنَا مَهْدِيُّ بِنِ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّسَنَا وَاسِلُ الْأَحْدَبِ عن إبراهيم النخعي عن الأسود قال لقد رأتني عائشة. وحديث الشريف أسود diyor ki Hazreti Ayşe beni gördü ve أنا أغسل جنابة من ثوبي, elbisesime cenabet isabet etmişti, yani beni isabet etmişti, ben bunu yıkıyordum. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha da beni bu şekilde gördü. فقالت, buyurdular ki لقد رأيتني, ben beni gördüm. وإنه لِيُصِيبِ ثَوْبَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'in elbisesine cenabet isabet ederdi. فَمَا يَزِيدُ, ziyade etmezdi. عَلَى اَنْ يَفْعَلَ بِهِ, onu işleye hakeza böylece, yani يَفْرُكُهُ, onu ufalamaktan başka bir şey ziyade etmezdi. Resulullah Efendimiz'in elbisesine meni isabet ederdi, ufalamaktan başka bir şey ziyade etmezdi. Yani ben Resulullah Efendimiz'in elbisesinden korumuş meniyi ufalardım, o da bunun üzerine bir şey ziyade emreylemezdi. Haddesena Ebi Davud kâle haddesena Duhaymin kâle haddesena Velid ibn-i Müslim kâle haddesena Levza'iyyü an Atayinen Aişete, yine Hazreti Aişe'den rivayet ediliyor. Kâlet, buyurdu ki küntü efrukuhu, ben meniyi ufalardım. Min sevbi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in elbisesinden. Yani Hazreti Ayşe kestidir el meni yemeni, yani meni kuru değil mi, ben onu ufalardım. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Müseddedun kâle haddesene Hammad ibn Zeydin an Ebi Haşim an Ebi Miclez. Kitapta Mihlet demiş ama fakat Haşiye'de diyor ki sahih-i Miclez'dir. Ve Miclez'in ismi de Lahik ibn Hümeyt'tir. Miclez'den rivayet ediliyor. An el Haris ibn Nevfel an Ayşe radıyallahu teala anha mislehu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ten bu senette de rivayet ediliyor ki kurumuş olan meniyi ufalarmış. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene ibn Ebi Seriyye kâle haddesene Mübeşşir ibn İsmail haddesene Cafer ibn Burkan ani Zühriyye an Urvete an Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ürve Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor ki kâlet, Hazreti Ayşe buyurdular küntü efrükül meniyye, meniyi uvalardım. Min mirti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in yatmış olduğu bir çarşaftan.
ve kânet nurutuna bizim çarşaflarımızda oldu yevme izin o gün ya sufe suf mürt yani başlarını örtülen ve altlarını serilen bir kumaş parçası ki çarşafta tabir edilebilir. Bu vakıtta yundan istimal ederlermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine yatmış. Ona meni isabet etmiş. Hazreti Ayşe de onu ufalamış. Yani yıkamamış. Haddesena Ahmed bin Abdullah bin Abdurrahim el-Berki haddese قال حدثنا الحميدي قال حدثنا بشير بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها Amre Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. Kâlet buyurdu ki küntü efrükül meniyye meniyi uvalardım min sevbi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in sevbinden elbisesinden izâ kâne yâbise meni huri olur ise kurumuş ise uvalardım. Ve asiluhu ben onu yıkardım. Ev emsehuhu râbi şekkedir. Yahut da mesh ederdim, silerdim. İzâ kâne ratben. Yaş olursa onu yıkardım. Yahut da mesh eder, silerdim. Bu şek kimden geldi? Şekkel Hamid, Hümeydi, Hümeydi, Bişr ibn-i Bekir'den rivayet eden Hümeydi şek etti ki ya asuluhu buyurdu yahut da emsahuhu. Haddesene ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene Yusuf ibn-i Adiyyin, kâle haddesene Abser ibn-i Kasim, en Bürdin. Bürd'den rivayet etti Abser ibn-i Kasim. Bürd kim? Ahi Yezid ibn-i Ebi Ziyad. Yezid ibn-i Ebi Ziyad'ın kardeşi, yani Bürd'ün babası Ebu Ziyad imiş. An Ebi Seffane metinde şu kale demiş haşiye tasih ediyor diyor ki sahihi An Ebi Seffane Ennehai An Aişe'de radıyallahu anha Hazreti Ayşe'den rivayet etti kalet Hazreti Ayşe buyurdu ki kuntu efrükül meniyye meniyi uvalardım min sevbi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin elbisesinden uvalardım kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular Ebu Cafer, Ebu Cafer kim? İmam-ı Tahavi, Ahmed ibn Muhammed'in Tahavi. İsmi Ahmed, babası Muhammed. Künyesi Ebu Cafer. Buyurdular ki, فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ Bir takım cemaat sahip oldu. فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ Bir takım cemaat sahip oldular. Neye? اِلَا اَنَّ الْمَنِيَّ مَنِي تَاهِرٌ temizdir. Meninin temiz olduğuna bir takım cemaat kâil oldular ki İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbel, İshak ibn Rahevi, Davud ibn Zahir, Davud-u Zahir işte bunlar bu cemaattendirler. Meninin tahir olduğuna kâil olanlardır. Ve ennehu meni la yufsidul ma'a suyu ifsad etmez. Ve in veka'a fihi suyun içerisine düşse bile suyu ifsad etmez, necis etmez. Ve enne hükmehu Meninin hükmü fi zalik. Bu işte hükmün nehameti sümükün hükmü gibidir. Bir sümük murdar olmadığı gibi meni de değildir. Bir suya düştü ifsad etmez. Yalnız gazir yani kirli bir şey olduğundan dolayı insan ikrah eder ondan dediler. Vehteccu fi zalike bu mesele hakkında meninin tahir olduğu hakkında ihticac eylediler. Ve hazil asar bu eserlerle ihticac eylediler. Ve halefehum fi zalike aharun diğer bir cemaat bunlara muhalefet ettiler. Fi zalike bu mesele hakkında aharun diğer bir cemaat ve halefehum fi zalike aharun diğer bir cemaat bunlara meninin temiz olduğu hakkında muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki bel huve belki meni nedir? Necisün necistir. Meni necistir, murdardır. İşte buna zahip olanlardan da kimler vardır? İmam Ebu Hanife, Evza'i, Süfyan-ı Sevri, İmam-ı Malik, Reis ibn-i Sa'd, İmam Ahmed ibn Hanbel'den de bir rivayet. Cumhur-i ulema buna zahip oldular. Ne dediler? Dediler ki meni necistir. Kalu dediler la hüccete hüccet olmadı leküm sizin için fi hadihil asar bu eserlerde. Yani İmam-ı Şafii ve taraftarlarına dediler ki sizin istidlal etmiş olduğunuz hadislerde sizin lehenize delil yoktur. Leennaha o rivayet eylediğiniz hadisi şerifler innema caet geldi. Fi zikri siyabin bir takım elbiselerin zikri hakkındaki yunamu fiha anda yatılır, uyunur. Bunlar hakkında geldi.
ve lem teati gelmedi fi siyabim elbiseler hakkındaki yusalla fihanda namaz kılınır. Sizin dediğiniz hadisler bir meni isabet ederse, meni bir elbiseyi isabet ederse onda yatıp uyunabilir mi, bilinmez mi? Bu mesele hakkında geldi ki yani caizdir. Yoksa namaz kılınır mı onunla, kılınmaz mı? Bu elbiseler hakkında bir rivayet gelmedi. وَقَدْ رَيْنَ السِّيَابَ النَّجِسَةَ Biz necis olan elbiseleri gördük. Ne ile necis? بِالْغَائِتِ وَالْبَوْلِ Büyük abdestle yahut küçük abdestle necis olan elbiseleri gördük. وَالْدَّمِ Kan ile necis olan elbiseleri gördük. لَا بَاسَ Beyiş olmadı. بِالنَّوْمِ Uyumada fiha o elbiselerde uyumada beyiş yok. وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاتُ فِيهَا Halbuki o elbiselerle namaz kılmak caiz değil. Uyuması caiz, fakat o elbise üzerindeyken onunla namaz kılamaz yahut onun üzerinde namaz kılamaz. Bunu böyle gördük. Fakat yecûzü caiz ki en yekûnel meniyyü meni de ola kezalik böylece meni isabet eden bir elbise üzerinde yatıp uyumak caizdir. Fakat onunla namaz kılmak yahut onun üzerinde namaz kılmak caiz değildir. Böyle olur. وَإِنَّمَا يَكُونَ هَذَا الْحَد۪يثُ حُجَّةً عَلَيْنَا Bu hadis bizim aleyhimize hüccet olurdu. لَوْ كُنَّا نَقُولْ deseydik ki لَا يَسْلُحُ النَّوْمُ Uyumak layık olmaz. فِي ثَوْبِ النَّجِسِ Necis olan bir elbisede uyumak layık olmaz. Böyle deseydik, böyle olsaydı evet, bizim aleyhimize hüccet olurdu. فَإِذَا كُنَّا نُب۪يحُ ذَٰلِكَ Biz bunu mübah gördük ise وَنُوَافِقُ مَا رَوَيْتُمْ Sizin rivayet ettiğinize de muvafık ettikse neden rivayet anı Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sizin Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiğiniz hadise de muvafıkat ettikse ne de fî zâlike o hükümde yani meni isabet eden yahut diğer bir necis isabet eden elbisede uyumak caizdir. Biz de size buna muvafıkat ettik. Ve nekulu min ba'du ondan sonra da biz dedik ki la yasluhu ssalatu fakat namaz salih olmaz fi zalike meni isabet eden elbisede yahut necis isabet eden elbisede namaz caiz olmaz. Ondan sonra da böyle dedikse felem nuhalif şey'en bir şeye muhalefet etmedik mimma ruye fi zalike anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadiste bir şeye muhalefet etmedik. Yani sizinle biz müsavi kaldık. Ne demek? Necis isabet eden bir elbisede uyunulur fakat onunla namaz kılınmaz. وَقَدْ جَاءَنَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنَا Hazreti Ayşe'den geldi. فِي مَا كَانَتْ تَفْعَلُ بِثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah Efendimiz'in elbisesinde ne yapardı? اَلَّذ۪ي öyle elbise ki كَانَ يُصَلِّ ف۪يهِ anda namaz kılar. Peygamber Efendimiz bir elbiseyle namaz kılardı. Ona meni isabet ettiğinde Hazreti Ayşe ne yapardı? Onun hakkında rivayet geldi. اِذَا اَصَابَهُ الْمَنِيُّ مَنِي Meni isabet etti mi? Bu elbiseyle de namaz kılacaksa Hazreti Ayşe ne yapardı? Bunun hakkında rivayet geldi. Ney? مَاشُرْ بِالْحَدِسْكَ حَدَّسَنَا Yunus Yunus bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكَ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عن عمرو بن ميمون عن سليمان عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة رضي الله عنها دان رواية edildi قالت buyurdular ki كنت أغسل النبي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin elbisesinden ben meniyi yıkardım فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاتِ Ondan sonra o namaza çıkardı. Yani yıkardım ekibinde o da namaza çıkardı. Ve inne buka al ma'i suyun bukaları de lefî sevbihi elbisesinde zahir idi. Beni isabet etti mi? Ben onu yıkardım. O yıkadığım suların eseri bukaları zahir olduğu halde o elbiseyi giyer namazı giderdi. Şimdi bundan anlaşıldı ki meni necis. Necis olması Hazreti Ayşe yıkar mıydı? Yıkamazdı. Yıkadı. Çünkü Resulullah Efendimiz'in namaz kılacağından yıkaması lazım gelirdi. Onun için yıkadı.
حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو فذكر بإسناده نحو أين حديث الشريف أبو بشر الرقي تريك إلى روايته التي إمام التحاوي حدثنا علي بن شيبة هنا إمام التحاوي علي بن شيبة تريك إلى روايته ديور. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو فذكر بإسناده مثله أين حديث الشريف وإسناده başka bir isnatla zikreyledi. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فهكذا كانت عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة böylece oldu tef'alu bi sevbi nebiy sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizin elbisesini böyle yapardı ellezî öyle elbisesi ki kâne yusallî fîhî anda namaz kılar idi namaz kıldığı elbiseye böyle yapardı yani yıkardı tâsilül meniyye minhü meniyye ondan yıkardı ve tefrukuhu min sevbihi yahut elbisesinden uvalardı ellezî kâne la yusallî fîhî namaz kılmadığı elbiseden de ufalardı. Eğer namaz kılacaksa yıkardı. Yok namaz kılmayacaksa ve beni de koruyorsa ufalardı. Fakat vafaka zalike buna muvafakat etti. Ma ruhiye ümmi habibe ümmi habibeden rivayet edilen bir rivayette buna muvafakat eyledi. Şimdi bu da bir kavur oldu ki meni yaş olursa yıkanılır. Kuru olursa eğer namaz kılacaksa gene yıkanılır. Yok namaz kılmayacaksa ufalanır. Bu da başka bir rivayet oldu. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü kâle haddesena İshak ibn Bekir ibn Mudar kâle haddeseni Ebi an Cafer ibn Rabi'a an Yezid ibn Ebi Habib an Süveyd ibn Qaysin an Muaviyet ibn Khadijin Khadij yazılı bir rivayette de Hüdeycin an Muaviyet ibn Hüdeycin an Muaviyet ibn Ebi Süfyan ennehu sâle Muaviye bin Ebi Süfyan bu se'ele uhtehu kız kardeşine sordu. Kız kardeşi kim? Ümmü Habibete, Ümmü Habibe radıyallahu anha. O da kim? Zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin ailesi aile-i muhteremesi. Hel kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye hemşiresi Ümmü Habibe'ye dedi ki Peygamber Efendimiz oldu mi? Yusalli namaz kılar oldu mi? Sevbil lezî şulbil elbisede ki yudâci'uki fîhî o elbisede sene müdâci'a ederdi. Yani sene tekarrub ederdi kinaye terikiyle. Sene tekarrub ettiği vakit giymiş olduğu elbisede namaz kılar mıydı? Fekâlet Ümmü Habibe buyurdu ki naam izâ lem yusibhu ezen ona eza ve elbiseye eza isabet etmezse yani meni değmezse onunla namaz kılar idi. Bundan da anlaşıldı ki meni değerse onda kılmazdı. Çünkü meni necis olduğundan yıkanması lazım gelirdi. Haddesena Yunus'u kâle akberen ebnu vehbin kâle akbereni amrun ve ebnu lüheyate ve leysu an yezide fe zekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yunus tarikiyle de rivayet ediliyor. Ve kad revâ en Âişete radıyallahu ta'u ve kad rûye en Âişete radıyallahu anha eyde. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan yine böylece rivayet edildi. Ne ma yuvafiku zalike bu rivayet ettiğimiz hadise muvafık olan diğer bir hadis-i şerif daha rivayet edildi. Haddesena ibn Ebi Davud. İbn Ebi Davud bize rivayet eyledi. Kale haddesena el-mukaddemiyyü. Kale haddesena Halid ibn el-Haris. En-aş'ase en-Muhammedin en-Abdillah ibn Şakik en-Ayşete radıyallahu anh'a. Talep. Hazreti Ayşe buyurdular ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. La yusalli namaz kılmaz oldu. Fî lühü fî nisâihi kadınların çarşaflarında namaz kılmaz idi. Niçin? Meni isabet eder, necis olur diye onlar da namaz kılmazdı. Bak bu hadis bu yukarıki hadise muvafık geldi. Yine bir hadis-i şerif daha. Haddesena Fahdun gâle haddesena Ahmed ibn Hümeyd. قال حدثنا غندر عن شعبة عن أشعث أن أشعث أبو أشعث شيء ولور غير منصرف ولور أن أشعث أشعث فذكر بإسناده مثله بو إسناد إلى أين حديث شريف رواية إلى غير أنه قال شو قدر ولك بو رواية دي كفي لحفنا يقال كحديث شريف
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوف نسائه. Bunda da diyor ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yusalli fi luhufina. Yani biz ezvacı müteharatın lihaflarında, çarşaflarında namaz kılmaz idi. Hala Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fesebete bizâ bimâ zekerna. Bizim bu zikredildiğimiz hadisi şeriflerle sabit oldu ki anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yekün yusalli namaz kılmaz oldu fi sevbillezi yenâmu fîhî. O elbisede uyudu. Uyumuş olduğu elbisede namaz kılmazdı. İzâ esâbehu şeyün. O elbiseye bir şey isabet ederse minel cenâbeti cenâbetten. Yani meni isabet ederse onda namaz kılmazdı. Ve sebete yine sabit oldu ki ennemâ zekerehul esvedû hemmâmun en Âişete radıyallahu anhânin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yukarıda zikreyledik ki Esved, Hammam, Hazreti Ayşe'den rivayet eyledik ki hadisler ise innemâ huve fî sevbin nevbi uyuduğu elbiselerdir. Yani Peygamber Efendimiz namaz kılar idi dediği şey uyuduğu necis değildir, tahirdir, bir şey lazım gelmez dediği uyumak için olan elbiseler idi. Lâ fî sevbi salâti namaz kıldığı elbiseler değildi. Bu da sabit oldu. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَاَهْلِ الْقَوْلِ الْاَوَّلِ Meni tahirdir diyenlerin lehene olan hüccettendir. عَلَى اَهْلِ الْقَوْلِ الْسَانِ فِي ذَلِكَ Bu meselede hakkındaki ikinci kavle sahip olanlara. Birinci kavle sahip olanlar meni tahirdir dediler. İkincileri ne dediler? Necistir. Yukarıki hadisi şerifler dediler ki birinci mezhep sahipleri ümumidir. İster namaz kılsın, İster uyusun, onda bir beis yoktur, meni tahirdir. İkinci mezhep sahipleri dediler ki meni isabet ederse onda yatıp uyumak caizdir fakat namaz kılmak caiz değildir. Şimdi bu iki dava arasında birinci kavlün lehine, ikincinin aleyhine olan bir hüccet vardır. O da ne? Bir rivayet geldi ki birinci kavle sahip olanların kavlünü teyit ve tekit etti. Maşhur bir rivayet ki haddesena Ali ibn Şeybe. İmam-ı Tahavi buyuruyor ki bize Ali ibn Şeybe rivayet eyledi. Kale haddesena Yahya ibn Yahya. Kale ekberena Halid ibn Abdillah en Halidin en Ebi Ma'şer en İbrahim en Al-Kamete vel Esvedi en Aişete radıyallahu anha. Al-Kama ve Esved Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet eylediler. Kale Hazreti Aişe buyurdu ki Küntü efrükül meniyye ben meniyi ufalardım. Min sevbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin elbisesinden ne olduğu halde meni yabisen guri olduğu vakitte ufalardım ve esabi'i parmaklarımla ufalardım sümme yusalli fihi onda namaz kılar idi ve la yasiluhu onu yıkamazdı. Şimdi bu kimi teyit eyledi? Meni bir elbiseyi isabet ederse, guri ise Hazreti Ayşe onu ufalarmış, onu yıkamazmış, onunla namaz kılarmış. Demek meni tahirmiş. Meni tahir olduğuna delalet etti bu hadis-i şerif. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'idin, kâle ekberena şerik, en mensurin, en İbrahim, en hemmamin, en Ayşet radıyallahu teâlâ anha, mislehu. İmam-ı Tahavi Şeyh-i Fahd'den de aynı hadisi şerifi zikrediyor. Haddesena Muhammed ibn el-Haccac ve Süleyman ibn Şaib. Kale haddesena Halid ibn Abdurrahman. Kale haddesena Hammad ibn Seleme. En Hammadin. En İbrahim. En Esved. En Aişete radıyallahu anha. Esved Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet eyledi. Kale Hazreti Aişe buyurdular ki Küntü efrikuhu ben ufalardım. Min sevbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin elbisesinde meniyi ufalardım. Sümme yusalli fihi usar onda namaz kılarıydı. Yani yıkamazdı. Yıkamadığına göre meninin tahir olduğuna delalet etti bunlar. Fakat bunlarda bir mesele var ki ufalardım. Ufalamak, yıkamak yerine kaim olur mu olmaz mı? Bu da ayrı bir mesele. Yani ufalamak, yıkamak yerine kaim olmaz diyenlere göre meni tahirdir. İşte bir yıkanmadan Peygamber Efendimiz namaz kıldı. Ufaladı, yıkanmadan kıldı. Ama öteki necis diyenler diyorlar ki bu ufalamak, yıkamak yerine kaimdir. O gene yıkanmış sayılır. Aşağıda izahı gelecek bunun.
حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا كزعة بن سويد قال حدثني حميد الهرج فعبد الله بن أبي نجيح مجاهد عن عائشة رضي الله عنها مثله. إمام التحاوي ربيع المؤذن تريك إلى أين حديث شريفين هزت عائشة رضي الله عنها دان رواته إلى دي. حدثنا نصر بن مرثوق قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا عيسى بن ميمون قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها مثله بحديث شريف إمام التحاوي نصر بن مرثوق تريك إلى دي رواته إلى دي. Bunlardan ne anlaşıldı? قالوا dediler ki فَفِي هَذِي الْاَثَرِ bu hadisi şeriflerde olucudur ki اَنَّهَا هَزْرَةَ عَيْشَ كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مَنِيِّ اُفَلَرْدِي مِنْ سَوْبِ الصَّلَاتِ namaz kılınan elbiseden كَمَا تَفْرُكُهُ مِنْ سَوْبِ النَّوْمِ uyuduğu yatıp üzerinde uyuduğu elbiseden ufaladığı gibi namaz elbisesinden de ufalardı. Bu sabit oldu. Sabit olunca قال أبو جعفر إمام التحاوي نددي وليس في هذا بمسألة أرمد عندنا بسم إندمزدة دليل أرمد على تهارة مننن temizliğine delalet olmadı. Siz diyorsunuz ki Peygamber Efendimiz namaz kıldığı elbiselerde meniyi kuru değil mi? Hazreti Aişe onu ufalardı, o kalkıp onunla namaz kılardı. Öyleyse meni tahirdir. Buna cevap olarak diyoruz ki bunda sizin lehinize bir delil yoktur ki ona delalet etmez. Fakat yecuzu caiz ki en yekune ola kânet tef'alu bihi hâza. O meniyi Hazreti Aişe radıyallahu ta'ala anha böyle yapardı, ufalardı. Feyedhuru bizalik. İşte ufalamakla temiz olurdu. Es-sevbu sevb. O meni kurudu da onu ufaladı mı elbise tahir olurdu. O ufalamak yıkama yerine kaim olurdu. Caiz ki böyle ola. Vel meniyyü fi nefsihi. Ne, halbuki meni kendi nefsinde necisün necistir. Necis ama o ne ufaladı mı yıkamak gibi oldu, temiz oldu. Kema gadru yani tekim rivayet edildi. Fîmâ esâben ne'le minel eze. Ne'le eziyet isabet ederse insanın giymiş olduğu medeslere, pabuçlara bir necaset isabet ederse nasıl olur? O ne ufaladı mı temiz olur. İşte bu da bunun gibi. Bu nasıl? O hadis-i şerifi de beyan ediyor. Buyuruyor ki haddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Kethir kâle haddesena Levza'iyyü en Muhammed ibn-i Aclan en Sa'idin il-Makburi en Ebihi en Ebi Hureyre'te kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdu İzâ vatiyâ ahadüküm sizden kâle Ebu Hureyre'te kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki اِذَا وَطِيَ اَحَدُكُمْ sizden biriniz çiğnediği zaman el eza ezayı yani necaseti بِخُفِّهِ مَسْلَرِيلَ اَوْ بِنَعْلِهِ يَخُدْ دَنَعْلِيلَ mesd ile yürürken yahut denaliyle medes ile yürüdüğü zaman da bir necasete isabet ederse ayağı فَتَهُورُهُمَا işte o huf olsun, neal olsun bunların temizliği nedir? Et-turab topraktır. Yani toprağı sürsün, toprak onu temizler. İşte bunun gibi, bak şimdi toprağa meshetmek o necaseti temiz ettiği gibi meniyi de ufalamak onu temiz eder. Caiz ki böyle olur. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَكَانِ ذَٰلِكَ turab o toprak oldu. يُجْزُوا kifayet eder oldu min غَسْلِهِمَا mesli yahut da nâli yıkamadan kifayet etti. O ayakkabısını yıkayıncaya kadar onu toprağa sürmesi kafi geldi. Öyleyse fî zâlike delilün, öyleyse bu hadis hakkında olmadı, bu hadislerde delil olmadı alâ teharetil eza, o ezanın, o necisin temizliğine delil olmadı fî nefsî, kendi nefsinde. Ayakkabıya necaset gelirse o temizdir, toprağa sürün böyle değil ya, o yine necistir. Necistir fakat toprak onu temizler. فَكَذَٰلِكَ مَا رَوَيْنَا فِي الْمَنِيِّ işte menideki rivayet eylediğimiz hadisler de böylecedir. يَحْتَمُلَنْ يَكُونَ ihtimali var ki ola كَانَ حُكْمُهُ onun hükmü meninin hükmü oldu عِنْدَهُمْ sizin indinizde كَذَٰلِك böylece oldu يَتْهُرُ الْسَوْبُ elbise temiz olurdu بِيْزَالَتِهِمْ اِيَّهُ onu
ondan izale etmekle meniyi anhu elbiseden bil ferki ufalamakla ve huve fi nefsihi necis. Halbuki meni nefsinde necistir. Fakat nasıl ki ayakkabıyı toprağa sürersen temiz olursa meniyi de elbiseden ufaladığın gibi o da temiz olur. Buna böyle böyle olmak ihtimali oldu. Kema kânel eza diğer necis olduğu gibi yathurun kema kânel eza necaset olduğu gibi yathurun ne'alu ne'al ayakkabı temiz olduğu gibi bir izaletihim insanların izale etmesiyle iyyahu ve necaseti anha ve ne'alden ve huve fî nefsî necis. Halbuki nefsinde o eza necistir. Fakat toprak onu temizliyor. Böyle olduğu gibi meni de böyle olan. فَالَّذ۪ي وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذ۪ي الْآثَارِ الْمَرْو۪يَّةِ فِي الْمَن۪ي. Böyleyse bunun üzerine şu anlaşıldı ki meni hakkında rivayet edilen bu hadis-i şeriflerden şuna vakıf olduk ki huve bu hüküm, vakıf olduğumuz hüküm nedir? اَنَّ السَّوَّ elbise يَطْهُرُ temiz olur. مِمَّا أَصَابَهُ o elbiseye isabet eden şeyden min zalik meniden, meniden elbiseye isabet ederse temiz olur bil ferki ufalamakla izâ kâne yâbisen uri olursa ve yürzi özellik onu ufalamak da kifayet eder minel gasli yıkamadan yıkamaya lüzum kalmaz. Buna vakıf olduk ve leyse fî şeyin min hâza bundan da bir şey olmadı. Yani bu okuduğumuz hükümden hükümlerde olmadı. Delilun ala hukmihi onun hükmüne delil olmadı. Huve fi nefsihi o kendi nefsinde nedir? O meni kendi nefsinde tahirun tahir midir? Huve o em necisun necis midir? Buna bir delil olmadı. Bir elbiseye meni isabet ederse onu da ufalarsan bu temiz olur. Temiz olur ama bunlar da meninin kendisi tahir midir, necis midir? Buna bir delil yok ki siz diyorsunuz ki meni tahirdir. Bunda delil yok. فَزَهَبَ زَاهِبًا bir kısmı zahib oldular ila اَنَّهُ شُنَكَ قَدْ رُوِيَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ حَزْرَةَ عَيْشَةً rivayet edildi. مَا bir hadis ki يَدُلُّ delalet eder ala اَنَّهُ o كَانَ عِنْدَهَا meni Hazreti Ayşe indinde necisen necis oldu. Meninin Hazreti Ayşe indinde necis olduğuna dair rivayetler var. O rivayete de zahib olanlar gitti. Ve zekere fî zâlik bu mesele hakkında zikreyledi. Mâ şul bir rivayeti ki haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Müseddet kâle haddesene Yahya ibn-i Sa'id en Şu'be en Abdirrahman ibn-i Kasim en Ebihi en Ayşe'te radıyallahu anh. Hazreti Ayşe'den rivayet eyledi ki ennehâ Hazreti Ayşe kâlet meni hakkında buyurdular. اِذَا اَصَابَ الثَّوْبَ elbiseyi isabet ederse buyurdular ki اِذَا رَأَيْتَهُ sen meniyi görürsense فَاصِلْهُ يَيْكَ وَاِنْ لَمْ تَرَهُ görmezsense فَانْضَحْهُ ona su isep, su sep. Bu hadis-i şerifte neye delalet ediyor? Meniyi gördün mü yeyka. Demek necis ki yıkayacaksın. Yok, göremedinse kurumuş, göremedinse o vakitte de sus et. Yani senin şekkin zahil olsun. Haddesene Ebu Bekret'e gâle, haddesene Vehbun gâle, haddesene Şu'be fezekere bi isnâdihi mislehu. Yine bu hadisi şerifi Ebu Bekret tarikele de İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Haddesene Süleyman ibn-i Şuayb, yine Süleyman ibn-i Şuayb tarikele de zikrediyor. Gâle, haddesene Abdurrahman ibn-i Ziyad, gâle, haddesene Şu'betu, gâle, ahberene Ebu Bekri ibn Hafs'in, قَالَ سَمِيَتُ عَمَّتِ Ebu Bekir bin Hafs diyor ki ben ammemi eşittim. Yani Türkçe'de bibisi derler. Bibimi eşittim. تُحَدِّسُونَ عَيْشَةَ Hazreti Ayşe'den rivayet ederdi. مِسْلَهُ اَيْنَمْ bu hadisi şerifin mislini zikrederdi. حَدَّسَنَا بِنُ مَرْزُوقُ قَالَ حَدَّسَنَا بِشِرُوا بِنُ عَمَرْ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ فَزَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ. İmam-ı Tahavi İbn-i Merzuk tarikiyle de bu hadisi şerifi bu isnatla zikrediyor. Kâle dedi ki fehâzâ bu kaddelle delalet eder alâ necâsetihi meninin necis olduğuna indaha Hazreti Ayşe indirdi. İşte bu kavle sahip olanlar meninin necis olduğuna gâil olunca diyorlar ki bunlar meninin necaset olduğuna
delalet eder. Kıyle lehu. Fakat bu meninin necis olduğu adam bu delilleri getirdi ya, ona denilir ki مَا فِي ذَٰلِكَ دَل۪يلٌ عَلَى مَا زَكَرْتَ. Senin zikrettiğin şey üzerine bunda delil yok. Sen meni necistir diyorsun. Bu hadislerde ona delalet eden bir şey yok. لَنَّهُ لَوْ كَانَ حُكْمُهُ عِنْدَهَا Hazreti Aişe indinde meninin hükmü olsaydı, hükme sairin necaset diğer necislerin hükmü gibi olsaydı, o diğer necislerde neden? الْغَائِتِ وَالْبَوْلِ وَالْدَمِ Büyük abdest, idrar, kan, bunlar bu necisler gibi meninin hükmü de böyle bunların hükmü gibi olsaydı, لَأَمَرَتْ Hazreti Aişe emrederdi bir غَسْلِ ثَوْبِ كُلِّهِ Elbisenin hepsini yıkamayı emrederdi. اِذَا لَمْ يَعْرِفْ مَوْضَعَهُ مَوْزِعِنِ bilmezse مِنْ onda. Onun yerini bilmez, hepsini yıkamayı emrederdi. اَلَا تَرَا اَنَّ ثَوْبًا لَأَصَابَهُ بَوْلٌ Görmez misin ki bir elbiseye bevül, idrar isabet eder ise فَخَفِيَ مَكَانُهُ Bevlün isabet ettiği yer gizli olursa, belli olmazsa اَنَّهُ لَا يُطَهِّرُهُ O elbiseyi temizlemez. اَنَّتْهُ Suyu ona serpmek onu temizlemez. وَاَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كُلِّهِ Bu elbisenin hepsini yıkamak lazımdır. Böyle su serptim de elbise temiz oldu olmaz. Hatta yu'leme, hatta biline tahuruhu minin necaseti. Tahuri, temiz olan yeri necasetten bilinene kadar onu yıkayacak. Felemma kana hukmul maniyyi inde Aişe radıyallahu anha. Vaktaki meninin hükmü de Hazreti Aişe indinde oldu. İzâ kâne mevdi'uhu mine's-sevbi. Elbiseden meninin mevzii olduysa gayre me'lûmin. Elbiseden nereye isabet etti ki me'lûm değil olan bir elbisede, yani meni elbiseye değmiş, nereye isabet ettiği de belli değil. Bu meninin hükmü olduysa, ne olduysa ennethâ, suyu serpmek olduysa, yani suyu serpersen temiz olur. Böyle olduysa sebete bizalik bununla sabit oldu ki enne hükmehu meninin hükmü kâne indaha Hazreti Aişe'nin indinde oldu ve hilâfi sairin necasat diğer necislerin hilâfına oldu. Çünkü bir elbiseye bevül isabet ederse onu süsletmek temiz değil. Ta ki onu yıkayacak. Onun necis olan yeri temiz olan yerinden ayrılacak. Hepsinin biri belli olmazsa, belli olursa bevülün isabet ettiği yer hepsini temizleyecek, yıkayacak. Yok belli olursa belli olan yeri yıkayacak. Buna kıyasen meni Hazreti Aişe indinde radıyallahu teala anha diğer necislerden hükmü ayrılmış oldu. Necasetler elbiseyi isabet ederse yeri malum olmazsa hepsini yıkayacak. Yeri malum olursa orayı ufalayacak. Halbuki diğer necislerde böyle değildi. Hepsini yıkamak lazımdı eğer yeri bilinmezse. Yeri bilinirse o necasetin varası yıkanacaktı. وَقَدْ اِخْتَلَفَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in eshabı ihtilafıyladırlar. فِي ذَلِكْ Bu meni meselesinde. فَرُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında rivayet edildi eshab-ı kiramdan. مَا بِرْ حَدِسْكِ حَدَّسَنَا صَالِحُ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ İmam-ı Tahavi buyuruyor ki bize Salih ibn Abdurrahman rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّسَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ Mus'ab ibn Sa'd an abihi Mus'ab ibn Sa'd babası Sa'd'den rivayet ediyor ki ennehu kan Sa'd oldu yefruku ufalardı el cenabete cenabete yani meni min sevbi elbisesinde yıkamazdı fahada yahtemilu bu hadiste muhtemil olur ki en yekune ola kafe kâne yef'alu zâlike o meni ufalardı leannehu o meni indehu Sa'd'ın indinde tahirun temiz idi. Temiz idi de onun için yıkamaya lüzum görmezdi. Buna ihtimali olur. Ve yehtemülen yekûne gene mühtemül olur ki ola kâne yef'alu zâlik. Sa'd bunu yapardı. Kemâ yef'alu bir revsil mehkûki minen na'l. Kemâ yef'alu bir revsil mehkûki minen na'l. Na'le isabet eden necaseti nasırda sürer temizlerlerse bu da onun gibi oldu idi. Yani
bu necis de onun temizlenmesi ufalamakla oldu. La li ennehu indehu tahir. Sa'd'in indinde bu temiz idi, bunun için olmadı. Yani Sa'd'den gelen Müsab ibn-i Sa'd kendi babasından rivayet ediyor ki meni elbise isabet etti mi ufalar diye. Ne için ufalar diye. İhtimal ki temiz idi, yıkamaya lüzum görmezdi. İhtimal ki bir adamın nalınına, ayakkabısına necaset isabet ederse onu kazır, toprağa sürür, temizlenir. Yoksa o haddi zatında necis. Bu da böyle. Bu necisti. Men necis ama fakat ufalamakla temiz oldu. İkisine de ihtimali var. Haddesena Yunus kâle akberen ebn-i vehbin enne maliken haddesehu an Hişam ibn-i Urve an ebihi an Yahya ibn-i Abdirrahman ibn-i Hatib an ebihi ennehu i'temere ma Umar ibn-i Khattab. Burada metinde an ebihi yazmamış fakat haşiyede diyor ki burada an ebihi kelimesi var. Babasıyla diyor ki i'temer, Abdurrahman diyor ki i'temer ennehu i'temere. Babası Hatip'ten rivayet ediyor ki babası Hatip diyor ki o Umre'ye gitti. Ma Umar ibn-i Khattab Hazreti Umar'la beraber radıyallahu anh fi rekbin bir cemaatle beraber bir cemaatle Umre'ye gittiler. Fihim o cemaat içinde var idi. Amr ibn-i As da var idi. Ve enne Umar Hazreti Umar arresey gecenin sonuna da doğru geceledi. Bir Bağdat tarik yolun bazısında yani geceyi yürüdüler. Sonuna doğru bir yerde tahris ettiler. Tahris etmek gecenin sonunda istirahat etmek demek. Garibe min ba'dil miyah. Bazı sulara yakın olarak orada gecelediler. Fahtalem Ömer ibn-i Khattab radıyallahu anh Hazreti Ömer ihtilam oldu. Fakat kâde en yusbih. Sabahlamak da yaklaştı yani sabah da yakın oldu. Felem yecid ma en firrekbi. Cemaatte su da bulamadı gusl etmek için. Farekibe hayvanına bindi. Hatta ca'el ma'a o suya geldi. Şerhte diyor ki o suda Revha denilen kuyu vardır. Medine ile Mekke arasında yolda biri Revha denilen meşhur bir sudur. O su idi. Orada. O suya vardı. Fece'ale ya'silu ma ra'a minel ihtilam. Ve ihtilamdan görmüş olduğu yeri yıkadı. Hatta esfer. Yani ihtilam oldu. Elbisesini diyen o meni yerlerini yıkadı. Kendisi de gusletti. Hatta şafak iyice ışıkladı. Fekale lehu amrun. Amr ibn-i Las ona dedi ki esbeht ve me'ana thiyabun. Sabah ve namazı geçiyor. Baksana sabahladık. Halbuki bizde elbiseler var. Feda sevbek. Sen o elbisesini bırak. Onu yıkamakla uğraşma. Biz sana yeni elbise verelim. O yeni elbisesi giy, namazı kılalım. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu gusletti. Guslettikten sonra elbisesine meninin değmiş olduğu yerleri de yıkamayla meşgul oldu. Vakit geçiyor. Amr ibn-i Las dedi ki bizde elbiseler var. Al giy bunu dedi. Fekal Ömer Hazreti Ömer dedi ki bel asilu ma ra'itu gördüküm yerleri yıkarım. Ve endehu ma lem erehu görmedikim yerlere de suyu seferim. Hatta diğer şerhte diyor ki Hazreti Ömer dedi ki yani herkeste senin gibi böyle elbiseler mi var ki? Bu bir sonra sünnet olur. Ümmet-i Muhammed'e meşakkat olur. Elbise olacak da onu giyecek. Herkeste böyle taze elbise olur mu? Ben kendi elbisemin neresine meni değmişse onu yıkarım. Değmeyen yerlerde şüphe olan yerlere de suyu seferim dedi. Ondan sonra burada tamam zikretmiyor. Vakit geçti. Vakit geçtikten sonra Hazreti Ömer radıyallahu teala o namazı kaza etti. Yani bundan da delalet ediyor ki meni necisti, tahir olsaydı Hazreti Ömer bunlarla meşgul olmazdı. Haddesena Yunus kâle akberen ebn-i vehbin enne maliken haddesehu an Hişam ibn-i Urve an ebihi an Zeyd'in. Burada Zeyd yazmış fakat diğer nüshalarda diyor ki Züyeyd. Urve diyor ki Züyeyd ibn-i Salt. Züyeyd ibn-i Salt'tan ben rivayet eyledim. Ennehu Züyeyd. Dedi ki kharıştü me Ömer ibn-i Khattab ile Cüruf. Hazreti Ömer ile ben Cüruf'e gittim. Cüruf Medine-i Münevvere'nin 4-5 kilometre garbindedir. Oraya gittim. Fenazara baktı fe izahu kad ihtilam. Baktı ki ihtilam olmuş. Ve lem ya'tesil. Gusül de yapmamış. Fekale dedi ki vallahi ma erani illa kad ihtilamtu. Ben beni ihtilam etmiş gördüm. Yani ben beni görmedim illa ihtilam olduğumu anladım.
ve ma şe'artu ve selleydu. Ben bilemedim, namazımı da kıldım. Ve ma teseltu, yıkamadım. Bilemedim, bir ihtilam olduğumu bildim ve namazımı da kıldım. Halbuki gusletmedim. Demek ki ihtilam olduğunun farkında değilmiş. Sonradan elbisesinde meniyi görünce ihtilam olduğunu ondan anlamış. Fa'tasele Hazreti Ömer gusletti. Ve gasele ma ra'a fi thevbi. Elbisesinde görmüş olduğu meninin eserlerini yıkadı. Ve nedehe ma lem yarahu. Görmediği yerlere de suyu septi. Bu da delalet ediyor ki Hazreti Ömer radıyallahu teala meninin necis olduğuna zahip olmuş. فَأَمَّا مَا رَوَى يَحْيَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَمَّا اَنْ عُمَرْ اَمَّا Ömer radıyallahu anh'ten Yahya bin Abdirrahman'ı rivayet etmiş olduğu esere gelince فَهْوَ يَدُلُّ delalet eder ki لَا اَنْ عُمَرْ Ömer radıyallahu anh فَعَلَ işledi مَا وَالْبِشَيْكِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ Kendisine o şeyi yapmak lazım idi. Onu yaptı. Ne için? لِدِيكِ وَقْتِ السَّلَاةِ Namaz vakti pek sıkışmış olduğundan. وَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ اَحَدٍ Hiçbir kimse de Hazreti Ömer'i inkar eylemedi. مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ Kendisiyle beraber olan kimseler de bunu inkar eylemedi ki yani meni tahirdir, sen bunu niçin yıkıyorsun demediler. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu sahabenin inkar etmediği ki oldu. Delalet etti. Neye delalet etti? عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ Onların tabi olduğuna, sahabenin tabi olduklarına delalet etti. اِيَّهُ Hazreti Ömer'e. عَلَى مَا رَاهَ Hazreti Ömer'in görmüş olduğu şeye. مِنْ ذَلِكَ Bundan yani gördüğün meninin eseri görülürse yıkanılacak, görülmezse su serpilecek. Eshab-ı kiram da Hazreti Ömer'in reyine mütabaat etti. Bu anlaşıldı bu hadisten. وَاَمَّا قَوْلُهُ Hazreti Ömer'in kavli ve endahu ma lem erahu bilma görmediğim yere de suyu serperim bu kavline gelince fe inne zalik bu yahtemilu muhtemil olur ki en yekuna erade bih Hazreti Ömer bu sözle murad etti ve endahu ben suyu serperim ma bir yere ki lem ere görmedim o da neden mimma etevehem vehim getirmiş olduğum şeylerden ki ennehu meni asabehu oraya ve la eteyekkenu zalik yani şek şüphe ediyorum ki belki buraya değmiştir ama yakinen de bilmiyorum. İşte şek ettikim yerlere de suyu seferim. Çünkü yakinen bilse yıkanması lazım. Yakinen bilmiyor. Belki bir ihtimal var suyu seferim ki bu bak su eseri gelsin de şek zahil olsun. Hatta yukta'a zâlikette yakta'a bu suyu serpmek dikkat ede kese anhu Hazreti Ömer'den eşşekki şekki kese ne de şek kese fi ma yestenifi, başlayacağı bir şey, başlayacağı namaz kılacak ya işte orada şekki kese ve yekule diye ki hadel belelu bu elbiseye isabet eden bu yaşlık minel ma'i sudandır. Bu su serptim de oradan geldi yoksa bu meni değildir. Bu şekki kessin diye oraya da su seferim. Bunun için. Haddesen Ebu Bekir'te kâle haddesen Ebu Velid kâle haddesen Abdullah ibnül Mübarek en ma'merin ani zühriyi en talhat ebni abdillah en ebi hurayre قال Hazreti Ebu Hureyre buyurdu filmeni meni hakkında ki yusibu sevbe elbiseye meni isabet ederse ne yapacak? Hazreti Ebu Hureyre dedi ki in ra'eytehu eğer sen o meniyi görür isen fasilhu onu yıka ve illa yok yerini bilemezsen ise fasil sevbe kullu elbisenin hepsini yıka biliyorsun ki bu elbiseye meni değdiği yeri tayin edersen ise orayı yıka yok tayin edemedin de sana meçhul kaldı. Elbiseye değmiş ama neresinde bu? Bu vakitte elbisenin hepsini yıka. فَهَذَا يَدُلُّ Bu delalet eder عَلَى أَنَّهُ Şuna ki قَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ oldu, yarahu görür oldu, necise meni necis görür oldu. Hazreti Ebu Hureyre de meninin necis olduğunu görür idi, ona gani idi. Onun için böyle emretti. Haddesena Hüseyin ibn-i Nesrin gâli, haddesena Ebu Nuaym gâli, haddesena Süfyanen, Habibin, en Sa'id ibn-i Cübeyr, en ibn-i Abbasin radıyallahu anhüma. Sa'id ibn-i Cübeyr, Abdullah ibn-i Abbas'tan rivayet eyledi. Gâli, Abdullah ibn-i Abbas buyurdu ki, imsehû bi'izhir, meniyi elbisede görürsünüzse, izhir ile izhir bir ağaca benzer bir ottur. Onunla siz meshedin. Bir ağaçla yahut da sert bir şeyle onu meshedin. Mesedin yahut da bir hırka ile mesedin. Hepsi bir. Niye? Necis olduğundan. فَهَذَا يَدُلُّ Bu delalet eder. عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَرَاهُ طَاهِرًا
Bu da delalet eder ki Abdullah ibn Abbas yani temizdir o, ne bir şey nemesi gitsin. Yani buna delalet eder ama hayır, necis olduğuna da delalet eder. Necis olmasa onu izale etmeye de lüzum yok. Niye izale etsin? حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاءٍ عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه عبد الله بن عباس لا إمام التحابي سليمان بن شعيب طريق إلى رواية اليوم أين حديث الشريف حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن مسعر مسعر بن كدمدان سفيان السوري رواية اليوم عن جبلة بن سحيم جبلة قال سألت ابن عمر عن المني عبد الله بن عمر سردم عن المني منينin hükmünden böyle meni ki yusibü sebe elbiseyi isabet eder قال buyurdu ki indahru bil ma'i ona suyu ser bu da delalet ediyor ki meni necis, baksana yıkaması lazım gelmiyor, ne demiş, suyu ser. Şimdi gerek ishir ile bir ağaçla onu mesfet yahut da suyu ser. Bunlar fakat yecûzü caiz olur ki en yekûne erâde Abdullah ibn Ömer murad eylemiş ola bin nethi suyu serpmekle murad etmiş ola neyi? El gasle yıkamayı. Suyu serp demesi yani onu yıka. Nethi suyu serpmek, gasil yıkamak. Bu birbirlerinin yerinde istenval edilir mi? Diyor ki evet. لَاَنَّ الْغَسْلَ قَدْ يُسَمَّا نَتْحًا. Bazen yıkamaya netih de derler. Lugatte o manaya da gelir. Burada bizim nüshamızda لَاَنَّ النَّتْحَكَدْ يُسَمَّا غَسْلًا demiş. Nedih bazen gasıl de denir ama bu tabir yanlış. Doğrusu haşiyede diyor ki لَاَنَّ الْغَسْلَ قَدْ يُسَمَّا نَتْحًا. Gasıl, nedih tesmih edilir. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ bunu istidlal ediyor ki yani nedih gasıl manasına gelir. Birbirlerinin yerinde istemal edilirler. Yani nedih demek ki yıkanmak demek manasına lügatten sen de delil getiriyor. Hadis-i şeriften getiriyor. Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِنِّي لَاَعْرِفُ مَد۪ينَةً. Ben bir şehir bilirim ki يَمْدَحُ الْبَحْرُ deniz neth eder. Yani yıkar, gasl eder. Bir canibiha onun bir canibini yıkar. Onun bir tarafına daima deniz vurur. Yıkar. Yani يَضْرِبُ الْبَحْرُ بِجَانِبِهَا. Onun bir tarafına deniz vurur. Böyle bir Medine biliyorum. Hadis-i şerif uzun da o Medine Uman denilen bir şehir. Ki Uman, Meskat Uman var ya işte orada Uman. O şehre benim Resulüm geçse ne onu reddederler, ne onu taşlarlar, onu hüsnü kabulüyle kabul ederler diye oranın halkını methetmiş. Şimdi burada inni le'arifu medineten yendehul behru bi canibaha. Behir onun bir canibine neth eder. Netih ne demek? Yıkar. İşte burada netih gasil manasına geldi. Öyleyse Abdullah İbni Ömer'in de nethet demesi yani yeka demek. Bu ihtimal olur. Ve yehtemülen yekune bir ihtimal da var ki ola İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer ola erâde gayre zalik. Onun gayrisini murad etti. Yani yekamak değil de gayrisi. Su serpmenin gayrisini murad etti. O ne ola? Gayrisi ne olur? Yani su serpme. Onda bu hadisler beyan ediyor ki حدثنا أبو بكر ده إمام التحاوي ديور كي بانا روايته إلى ده أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة أن عبد الملك بن عمير قال سئل جابر بن سمرة جابر بن سمرة سؤال دل يعني أنا سردلر وأنا عنده بند أنون yanındaydım أن الرجل بير أدم hakkında sordular ki يصلي namaz kılıyor في الثوب الذي شول بير elbisedeki yücami'u fîhî ve elbisede yaklaşmış ehlehu ailesine. Bu elbiseyle ailesine yaşmış, yaklaşmış elbise üzerindeyken. Bu elbiseyle namaz kılıyor. Onda namaz kılabilir mi, kılamaz mı? Bunun hükmünü sordular. Kâle Câbir ibn-i Semre buyurdular ki salli fîhî, onda namaz kıl. İlla entera illa görür isense fîhî anda bir şey yani. Bu elbisede bir meni eseri görürsense o vakitte değil. Fetâsilehu. Onda bir şey görürsense onu yıkayasak. Yok, eğer görmezsense onda namaz kıl. Ve lâ tandahahu. Fakat zinhar ona su serpme. Fe innen nethe su serpmek
لَا يَزِيدُهُ اِلَّا شَرًّا. Ona şerden başka ziyade getirmez. Yani o meniyi görürsen yıka, zinhar ona su serpme, su iyice daha berbat ederek. Yani necis ise bir yerde değil de diğer yerlerine de bulaşır. Evet, şimdi Abdullah ibn Ömer caiz ki bunu murad etmiş oldu. Evet, ona su serp. Yukarıda hadiste dedi ya, ona suyu serp. Suyu serp demekle murad ne oldu? Yani onu suyu serptin bir daha her tarafı şer olur, mecbur kalırsın yıkamaya. Onun necaset olduğuna delalet, temiz olduğuna da değil. Haddesene Ebu Bekir'te kâle haddesene el-Velîdu kâle haddesene el-Seriyyü ibn-i Yahya en Abdülkerîm ibn-i Reşîd kâle su'ile Enes ibn-i Malik. Enes ibn-i Malik sual edildi radıyallahu anh. En kadîfetin esâbetha cenâbetün. Bir kadife ki ona cenâbet isabet etmiş, yani meni isabet etmiş. Öyle cenâbet ki la yudra eyni mevdi'uha. Onun mevdi'i neresi? Nereye isabet etmiş bilinmiyor. Kâle buyurdu ki iğsilha, sen onu yıka. Burada bak bir kadifeye isabet etmiş meni, yeri bilinmiyor, onun yıkanmasını emrediyor. Bu da delalet etti ki meni necistir. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Cafer, Ebu Cafer İbtihâve buyurdular ki فَلَمَّ اَخْتُلِفَ فِي هَذَا الْاِخْتِلَافِ فِيهِ هَذَا الْاِخْتِلَافِ فَلَمَّ اَخْتُلِفَ Vaktaki ihtilaf olundu fihi bu meni hakkında هَذَا الْاِخْتِلَافِ Bu ihtilaf. Kimisi meni temizdir dedi, kimisi necistir dedi. Sonra kimisi necis diyenler uvalamakla temiz olur dedi. Bir kısmı hayır uvalamakla temiz olmaz illa yıkanacaktır dedi. وَلَمْ يَكُنْ فِي مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Resulullah Efendimiz'den rivayet etmiş olduğumuz hadisi şeriflerde de olmadı. دَلِيلٌ Delil olmadı. Ne ya? عَلَى حُكْمِهِ Onun hükmüne, meninin hükmüne ki كَيْفَ هُوَ O kendisi nasıldır? Böyle bir hadisi şerifi bulamadık ki meninin kendisi tahir midir, necis midir? Bunu da böyle bir delil göremedik. İ'teberna, bunu itibar ettik, araştırmak istedik. İ'teberna zalik, bunu itibar ettik, yani araştıralım. Onu da aradık, onu da bulamadık. Öyleyse kıyasa vardık. İ'teberna zalik, biz bunu itibar ettik. Min tarikin nezer, kıyas tarikiyle. Bir de kıyas yapalım dedik. Fevecedna, biz bulduk, hurucel meniyi. Meninin çıkmasını bulduk. Hadesen abdestsizlik. Meni çıktı mı, insan abdestsiz olur. Öyle hades ki, ağlazel ehdas. Hadeslerin en galizi, en katısı. İdrar çıksa o da hades. Meni çıksa o da hades. Mezi çıksa o da hades. Fakat meni, idrar, şey mezi yahut da idrar çıkarsa küçük abdest lazım gelir. Meni çıkarsa büyük abdest lazım gelir. Usul lazım gelir ki bu hadeslerin daha ağlazıdır, daha katısıdır. لَنَّهُ يُوْجِبُ اَكْبَرَ التَّحَارَةِ Meni taharatın en büyüğünü icap ediyor ki gusli icap ediyor. فَاَرَدْنَا اَنْ نَنْزُرَ فِي الْاَشْيَاءِ Öyleyse biz murad ettik ki diğer eşyalara bakalım. اَلَّتِ öyle eşyalar ki خُرُوْجُهَا O şeylerin çıkması hadesün, hadestir, abdestsizliği getirir. Bunlara bakalım. كَيْفَ حُكْمُهَا فِي نَفْسِهَا Abdestsizliği getiren eşyalar insandan çıkarsa onların kendi nefislerinde hükümleri nedir? Temiz midir? Necis midir? Necis olursa hangi necistir? Faraeyna biz gördük. El gâite vel bevle büyük ve küçük abdestleri gördük. Hurûcehuma onların huruçlarını hadesin hadestir. Biz gördük ki gâit ve bevl hurûcehuma bunların huruçları hadesin hadestir. Abdestsiz olur bir adam. Ve huma necisani. Fakat kendileri necistirler. Fi enfusihim enfusihima kendi haddi zatlarında büyük küçük abdestler necistir. Fakat onlar çıktı mı insan abdestsiz olur. Abdest alması lazım gelir. Ve kezalike demül haydu vel istihade. Ve kezalike demül haydu vel istihade. Hayz ve istihade kanları da böylecedir. Huma bunlar hayız demi olsun, istihaze demi olsun, hadesün hadestir. Bu kanlar da hadestir, abdestsizliği getirir. Ve huma necisani fi enfusihima, kendi nefislerinde de bunlar necistirler. Ve demül uruki, damarlardan çıkan kan, bu da böyledir. Hadesi muciptir ve kendisi de necistir. Kezalik böylecedir. Fin nazar, nazarda, kıyasla bunların hepsi abdestsizlik getirirler. Bu kan olsun, heyiz istihada kanları olsun, hedestirler.
hem de kendi zatlarında necis, necistirler. فَلَمَّا سَبَتَ بِمَا زَكَرْنَا bu zikrettiğimizde vaktaki sabit oldu ki اَنَّمْ كُلَّ مَا كَانَ her bir şey ki oldu خُرُوجُهُ onun çıkması, vücuttan çıkması hadesen hades olduysa فَهْوَ نَجِسٌ فِي نَفْسِهِ o kendi nefsinde necistir. Öyleyse وَقَدْ سَبَتَ tahkik sabit oldu ki اَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ meninin çıkması da hadesun hadestir. سَبَتَ اَيْضَا böylece sabit oldu ki ennehu meni fi nefsihi nefsinde de necisün necistir. Madem meninin çıkması hadestir öyleyse kendi haddi zatında da necistir. Fâzâ huven nazaru işte nazar da budur. Fihi bu mesele hakkında kıyas da budur. Peki burada şimdi bir mesele geliyor. Diyor ki madem sen meni diğer necisler gibi addettin dedin ki necisler çıkar hadesi mucib olur. Meni de çıkar hadesi mucib olur. Binaenaleyh elbiseye de gelse yıkanması icap eder. Hatta bevül bile olsa, yaş da olsa, kuru da olsa bevül isabet etti mi onu yıkayacak. Sen menide bir ayrı bir hüküm çıkardın ki meni yaş olursa yıkanılır, kuru olursa ufalan değil mi? O ufalamak onu temizler. Onlardan ayırdım bu meselede. İşte bu suali mukaddereye cevap olarak diyor ki فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ ف۪يهِ bu mesele hakkında meninin temiz necis olması hakkında kıyas budur. Gayre enne ittebana. Gayre enne ittebana. Yalnız şu var ki biz tabi olduk fi ibahati hükmihi. Zekane yabisen meni kuru olursa onun hükmünün mübah olması ufalamakla temiz olur dediğimiz bu oldu. Ne? Buna biz bu meselede tabi olduk. Neye? Ma ulmişi ki ruviye rivayet edildi fi zalike bu mesele hakkında. Ufalamak temiz eder dedik. Biz bu temiz eder dedik meselesinde tabi olduk. Rivayet edilen şeye kimden? Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet edilen hadislere tabi olduk da yani o hükümden istisna ettik ki diğer necisler gibi değildir. Meni huri oldu mu ufalanır mı temizlenir. Yani biz bu hükmü kendiliğimizden değil Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadislerden çıkardığımız bir hüküm oldu. Biz burada da hadisi şerifeye tabi olmuş olduk. Ve hâzâ işte bu. Meni necistir. Elbiseye isabet ederse, yaş olursa yıkanılır. Guru olursa ufalandı mı temizlenir. Bu kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahimehumullahu teala bu üç imamın kavli şerifleri de budur. Bunların mezhepleri de budur. Vallahu teala alem sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.